Herkese merhaba. 15 Temmuz 2024 Pazartesi'deyiz. Nisan ayını da ortaladık ve Türkiye uzun bir bayram tatilinden çıktı. Herkes işine gücüne döndü. Tabii işi gücü olanlar. Türkiye'de çok ciddi bir işsizlik var. Gerçi TÜİK'e bakarsanız bu işsizlik rakamları sürekli düşüyor ama bu paralel evrenlerde bilmiyoruz. Çünkü sokakta bunun yansıması yok. Herkes tatilden dönmedi. Erdoğan yok, tatiline devam ediyor. Biliyorsunuz böyle ortamlarda endişe etmek lazım. Erdoğan ortadan kaybolmuşsa, yakın kurma ekibiyle bir yere kapanmışsa mutlaka memleketin aleyhine bir şeyler olacaktır. Çünkü Erdoğan'ın kendi koltuğunu korumak için yaptığı hamleler genellikle Türkiye'nin, milletin aleyhine oluyor. Biliyorsunuz en son 15 Temmuz 2016 darbe kumpası esnasında o gün cuma namazına gitmemişti. Bu hafta da cuma namazına gittiğine dair herhangi bir haber de görmedik. Hatta yayın öncesi Anadolu Ajansı'nı tekrar taradım. Normalde cuma günü cami önünde böyle bir basın toplantısı yapardı. Bu hafta o da yoktu. Erdoğan tatiline devam ediyor. Açıklanan resmi programa göre yarın kabine toplantısı var. Daha doğrusu Erdoğan çalışanlarıyla toplanacak. Ortada bir kabine yok. Ve orada yeni bir takım açıklamaları mutlaka olacaktır. Ama şu halde söyleyelim, Erdoğan seçimde aldığı büyük darbeyi, halkın tokadını nasıl bertaraf edeceğini planlamaya devam ediyor diyebiliriz. Tabii başka sürprizlerle çıkar mı onu da yarından sonra göreceğiz. Şimdi esas gündeme gelelim. Esas gündem, yani Türkiye'deki esas gündem nedir derseniz, esas gündem Türkiye'deki soykırım sürecidir. Hani soykırım deyince aklımıza Gazze gelir, gelmelidir de. Ama Türkiye'de sessiz ve derinden devam eden çok büyük bir soykırım var. Bu soykırım tam gaz devam ediyor. Soykırımın muhatabı, müsebbibi sadece iktidar da değil, iktidarın söylemlerini dile getiren, iktidarın söylemlerine karşı çıkmayan herkes. Şimdi ekrana bir fotoğraf getireyim. Bakın, bu kızcağız Ece Nur Esen, 16 yaşındaydı. Yaşındaydı diyorum çünkü hayatını kaybetti. Peki hikayesi ne? Hikayesi aslında herkesin gözünü kapattığı, Türkiye'de milyonlarca insanın görmezden geldiği büyük bir soykırım, büyük bir kanayan yaraya işaret eden bir konu. Ece Nur Esen 16 yaşında bir çocuk, genç kız ve 8 yaşında, düşünün 15 Temmuz üzerinde neredeyse 8 seneyi geçtik. Bakın, bu kızın Bursa'da yaşıyor annesi ve babası KYK'lı. Annesi ve babası tutuklanmış, ceza almış ve çok ciddi sıkıntılar yaşamış bir genç kızcağız. Bakın, 8 yaşındayken 15 Temmuz'u yaşamış. Arkasından annesinin babasının tutuklanmaları, ceza almaları, ihraç edilmeleri, işsiz bırakılmaları gibi çok büyük travmalar yaşamış ve en sonunda dün kalp kriziyle hayatını kaybetti. Haberi veren Ömer Faruk Gergerlioğlu'ydu. Kendisi bu dönemin insan hakları savunuculuğu konusundaki parlayan yıldızı. Gerçekten çok ciddi bir efor sarf etti ve adını tarihe yazdırdı. Şimdi bakın, Ece Nur Esen'le ilgili hiçbir haberde detay verilmedi. Daha doğrusu bu haber iktidar medyasında ve sözüm ona muhalif medyada yer almadı. Tıpkı birkaç gün önce Antalya'da yaşanan teleferik faciasındaki KYK'lı hakim gibi. Hakimin hayatını kaybettiği bilgisi vardı ama onun ihraç edilmiş bir hakim olduğu bilgisi yoktu. Şimdi bu Ece Nur Esen olayı aslına bakılırsa tam olarak bir turnusol. Tam olarak Türkiye'de yaşanan soykırım sürecinin sembollerinden bir tanesi. Ece Nur ne ilkti, umarız son olur ama ne de son olacak. Çünkü Türkiye'de yüz binlerce insan soykırım sürecinde, annesi, babası, kendisi, çocukları hep birlikte soykırım sürecine tabi tutuluyor ve Türkiye'nin karar alıcıları, politika yapıcıları, kanaat önderleri bu drama sessiz kalmaya devam ediyor. Bakın, kalp krizi sadece İşte ileri yaştaki insanlar, alkol, sigara, obezite gibi kenelerde gelmiyor. İnsanlar aşırı üzüntü duyduklarında, aşırı haksızlığa uğradıklarında, aşırı bir şekilde toplumsal dışlamaya muhatap olduklarında da benzeri sonuçlar yaşıyorlar. Bugün sosyal medyada çok sayıda tıpçının, uzmanın açıklaması vardı. Sizin kapısını kapattığınız, görmezden geldiğiniz, onlara yok muamelesi yaptığınız insanlar bu dramı yaşıyorlar ve o dramın içerisinde 16 yaşındaki bir genç kız kalp krizinden hayatını kaybediyor. Ece Nur gibi sayısız örnekler var ama Türkiye bu soykırım sürecine sessiz kalmaya devam ediyor. Bunun iktidarın, bu zulmün sorumlusu yalnız iktidar değil.
Özellikle son 9 yıldır sistematik ve kitlesel olan halk ihlallerine karşı suskun ve duyarsız kalan, kalmaya devam eden veya ağzını açmaya cesaret edemeyen herkestir. Başta muhalefet olmak üzere. CHP'nin, İyi Parti'nin, Davutoğlu'nun, Babacan'ın, Saadet'in, şimdi yükselen Yıldız, yeniden Refah'ın sorumlusu herkes. Bu drama, bu haksızlığa ses çıkarmayan herkes. Bakın sayısız örnek var. Şimdi bakın, ahim kararları uygulanmıyor. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Size bir suçlama yapılıyor. Siz o suçlamaya karşı adaletsiz olduğunuzu bildiğiniz halde, bakın adalet olmadığını bildiğiniz halde mahkemeye gidip süreci takip ediyorsunuz. Size suçlamaların ne kadar absürt, ne kadar uydurma olduğunu ispatlıyorsunuz ama mahkeme size ceza veriyor. Pes etmeyip ahime gidiyorsunuz, Anayasa Mahkemesi'ne gidiyorsunuz, süreci tamamlayıp ahime gidiyorsunuz, oradan karar alıyorsunuz. Oranın hatta en üst dairesinden karar çıkartıyorsunuz. Daha ötesi yok. Hani gidecek başka bir makam olsa bu insanlar oraya da gider. Yok, ahim Yalçınkaya kararında olduğu gibi. Ahim kafanıza göre suç uyduramazsınız, böyle cezalar olmaz diye net bir karar veriyor. Son derece net. Ama Türkiye uygulamamakta diretiyor. İşte o uygulamamaların sonucu Ecenur gibi 16 yaşındaki bir genç kız kalp krizinden hayatını kaybediyor. Çünkü çok acı şeyler yaşamış. Bakın bir meslektaşımızın bir çocuğunun ifadesi bana çok dokunmuştu. Meriç'ten geçmek zorunda kalmıştı. 7-8 yaşındaki bir kız çocuğu Meriç'ten geçti. Meriç'ten geçti, mülteci kamplarını yaşadı, cezaevleri önlerinde bekledi ve bir gün ağlayarak şunu söyledi. Ya ben bir çocuğum, bunları niye yaşıyorum dedi. Bakın bu çocuk 8-9 yaşındaki bir çocuğu bu sözü söyletiyorlar. Ben bunları niye yaşıyorum? Ben bir çocuğum diyordu. Hatta bir KYK'lı annenin paylaşımı vardı. Çocukların kreş, park, oyun arkadaşları olur. Benim kızımın cezaevi arkadaşları var demişti. İşte o gözünüzü kapattığınız dram, soykırım tam gaz devam ediyor. Şimdi bir taraftan da yeni örnekler geliyor. Size bir başka örnek daha aktarayım. Kırıklareli, pardon, Kırıkkale, Kırıklareli karışır. Kırıklareli'nde bir Anadolu'dan esnaf. İsmi Nihat Toktar. 78 yaşında, bakın 78 yaşında. Yaş haddinden, hani 65 yaşından sonra devletten emekli ediyorsunuz yaşlılık sebebiyle. 78 yaşındaki bir esnaf tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde yeniden tutuklanmış. Daha önce tutuklanmış, bu sefer yeniden tutuklanıyor. Çünkü Yargıtay cezasını onuyor. Hikayesi bildik. Türkiye'deki yüz binlerce örnek gibi. Hayırsever bir iş adam. Fırıncı. Yani fırını var, fırınları var. Orada ekmek satıyor, unlu mamuller satıyor ve fırınından oradaki öğrencilere ekmek veriyor. Yani hangimiz böyle şeyler yaşamadık Allah aşkına? Bir dönün bakın. Ben de üniversitede öğrenciyken bizim mahalledeki bir fırından bayat ekmek alırdık. Çünkü öğrencisin, paran yok, az gelirim var. Gider fırına, fırıncı bir gün önceki ekmekleri size daha ucuza satardı. Ya da işte hayırsever bir fırın, bugün çocuklar buradan istediğiniz kadar ekmek alın diyebilirdi. Nihat Toktar da böyle bir esnaf. Ve bakın mahkeme evrağından söylüyorum. Bir tane gizli tanık çıkıyor. Ya bu insanla ilgili gizli tanık ihtiyacı hissetmesi zaten sürecin absürtlüğünü gösteriyor. Ve gizli tanık X001, hani böyle bir de havalı bir isim de vermişler gizli tanık. Yaptığı iftiradan, suçlardan, var iftira dilinden başka bir şey değil. İfadesinde şunu söylüyor. Diyor ki, Nihat Toktar'ı tanıyorum. Fırınlarından öğrenci evlerine ekmek temin ettiğini biliyorum. Bakın bu adam bir esnaf, hayırsever. Yani bir öğrenciler. Ya bunun için hani Türkiye'nin her yerinde bunun sayısız örneği vardır ve bu Türkiye'nin övünülecek bir dayanışma örneğidir. Hani öğrenciye yemek veren, burs veren, böyle destek veren sayısız esnaf vardır Türkiye'de. Ve siz bunları alıp hapislere dolduruyorsunuz. Çoluk çocuk mağdur ediyorsunuz. İşte 16 yaşındaki Ece'nin örneğinde olduğu gibi insanlar artık kalbi dayanmıyor. Bu süreci yaşamış, bu sürecin içerisinden geçmiş KYK mağdurlarını götürün bir kalp doktoruna. Emin olun kalplerinin çok yorgun olduğunu göreceksiniz. Ve bu şahıs Nihat Toktar'a diyor ki evet öğrenci evlerine ekmek veriyordu. Öğrencilere ekmek dağıtıyordu, ekmek veriyordu. Ve bu şahıs 78 yaşında tekrar cezaevine kondu. 6 Aralık 2023'te tutuklanmış. Yargıtay onamış. Yargıtay'daki sayın hakimler. Ya bir elinizi vicdanınıza koyun diyeceğim ama orada boşluk olacağından eminim. Yani orada bir vicdan olmadığından eminim. Vicdanınız olsa böyle bir kararı onamazsınız. Ve sonrasında Fatih Toktar'ın oğlu Fatih Toktar diyor ki
Babamın katarakt, prostat ve tansiyon hastalığı var. İnfaz ertelemesine başvurduk. 78 yaşında. Doktor raporları var. Ve babamla aynı dosyada yargılanan iki arkadaşı beraat etti. Yeniden yargılama talebi Yargıtay'dan reddetti ve kalan ceza onaylandı. 2 yıl hapis yatması bekleniyor. Bu sağlıkla 2 yıl hapis yatamaz diyor. Bakın cezaevinden sayısız cenaze çıktı. Hatta bir kısmı Halime Gülsü gibi, öğretmen Halime Gülsü gibi ilaçları verilmediği için cezaevinde hayatını kaybeden çok sayıda isim oldu. Ve bu soykırım süreci Türkiye'de herkesin gözünün önünde devam ediyor. Böyle şeyler yaşanırken Türkiye, işte gazeteci Şebnem Bursalı'nın yediği istakozu günlerdir konuşuyor. Ama asıl konuşması gereken gündemleri konuşmamaya devam ediyor. Böyle bir zulüm tam gaz devam ediyor. Bayram sonrası ilk programa böyle bir gündemle girmek istemezdim. Ama hep söylüyorum, yine tekrar edeyim. Erdoğan rejimi zulümden, insan hakkı ihlalinden başka bir şey vaat etmiyor. İşte bir Türkiye realitesi, Türkiye gerçeği. Peki Türkiye bu soykırım sürecine nasıl girdi ve nasıl devam ediyor? Yalanlar üzerinden devam ediyor. Erdoğan rejiminin en başarılı olduğu konu algı oyunları, yalanlar ve iftiralar. Bakın öyle bir rüzgar estirdiler, öyle bir yalan rüzgarı oluşturdular ki kimse bu mağdurlarla ilgili bir empati yapma durumuna girmiyor. Neden? Çünkü şeytanlaştırma had safhada. Yalanlar üzerine inanılmaz bir soykırım süreci inşa edildi. Bakın bugün sabahleyin Sözcü TV'de yaşanan bir hadise. Sözcü TV'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ki Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birisi. Hani oradaki bir hocanın, hele bölüm başkanlığı yapmış bir profesörün, uluslararası standartlarda etik değerlere bağlı olmasını beklersiniz. Peki, Mazhar Bağlı ne yaptı? Mazhar Bağlı değil yani. Hoca çıktı, dedi ki işte ekranı da tweet'e getiriyorum ve dediği şey şu, işte efendim soruları vermişler, karı koca sınavdan 100 almışlar, karı koca %100 almışlar. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ya bu ismi veren Hüseyin Bağcı da, yani düşünün, bu önde gelen profesörlerden bir tanesi, ismi tekrar kontrol ettim. Şimdi bakın, bu yalanlar ekranlarda masum insanların üzerine boca ediliyor. Ve diyor ki Bağcı Hoca, bu insanların atılması normaldi. Dışişleri Bakanlığı'nı konuşuyorlar. İşte karşısında da tecrübeli gazeteciler var. Yani en azından Deniz Zeyrek var. Daha insaflı, makul birisi olarak bilinir. Yani şuna o da bir ODTÜ'lü. İtiraz etmesini beklersin. Etmedi. Ya şimdi bakın. Diyor ki bunlar karı koca %100 sonuçlar aldılar. 100 sorunun yüzüne doğru cevap verdiler. Sorular verildi. Bunların atılması normal vesaire. Orada devamında Ahmet Davutoğlu'nun oğlu yurt dışında okudu falan filan diyor. Ahmet Davutoğlu yurt dışında okumadı. Yani Ahmet Davutoğlu da ilerleştirecek tonla malzeme var ama kaldı ki suç, yurt dışında okumak da suç değil. Ama şimdi bakın, bu ekranlarda sadece bu değil. Türkiye'de bütün ekranlarda yıllardır bu soykırım süreci böyle inşa edildi. Yalanlar üzerine. Şimdi sorular verildi, haksız aldılar falan diyorsunuz. İnsanlar KYK'ların işten atılmalarını, haklarının ödenmemesini, haklarının geri verilmemesini makul karşılıyor. Neden? Soru çaldılar, oraya geldiler, hak etmediler. Peki öyle mi? Bakın bugüne kadar bu konuda alınmış mahkeme kararlarına bakın. Rejim mahkemelerinde bile soru çalma ile ilgili somut bir ceza yok. Soru çalma suçlaması, sır cihazıyla soru çaldılar diye günlerce manşetlere getirilen konu, arkasından beraat ettiler cemaat üyeliğinden. Cemaat üyeliğinin ne olduğunu az önceki örneklerden bakabilirsiniz. Bu haberleri özellikle KHK'la atılan yüz binlerce insanın kamuoyu önünde şeytanlaştırılması, peşinen suçlanması için üretilen yalan haberler. Bakın hemen tekrar aynı konuya geri dönelim. KYK'lı diplomatlardan Bahadır Gülle sosyal medya hesabında uzun bir paylaşım yaptı. Özetleyerek anlatacağım şimdi. Diyor ki, yani sen utanmaz bir yalancı ve müfterisin, hocaya söylediği bir şey. Yüzlerce kez cevaplanmış bir iftiraya tekrar cevap veriyorum. Bakın dediği şey şu. Dışişleri sınavı hiçbir zaman teste çevrilmedi. Diyordu ki hoca, ODTÜ'de bölüm başkanı Masar Hoca, Hüseyin Hoca, dediği şey şu, test yapıldı, test sonuçları da bunlara verildi, bunlar işte atıldı vesaire. Yani kastettiği KYK'lı diplomatlar. Şimdi işin uzmanı Bahadır Güller ne diyor? Diyor ki, dışişleri sınavı hiçbir zaman teste çevrilmedi.
yazılı ve sözlü sınava test eklendi. Yani yazılı ve sözlü test eklendi. Dışişlerine yoğun talebin doğası gereği buydu. Binlerce insanı yalnız KPSS'li ve doğrudan yazılı sınava alarak değerlendiremezsiniz. Hiçbir zaman dışişlerinde karı koca yüz alan olmadı. Hatta karı kocayı bırak, yüz alan kimse olmadı. Çok net bir yaklaşım. Dışişleri sınavında usulsüzlük yapıldığı hiçbir zaman mahkemelerde ispatlanmadı. Bununla ilgili hiçbir delil ortaya konmadı. Diyor ki dışişleri sınavı tanımı gereği sorular verilmeyecek, usulsüz yapılamayacak bir sınavdır. Usulsüzlük yapılamayacak bir sınavdır. Çünkü sınavın en önemli ayağı mülakattır. Mülakatta yer alan 12 büyükelçi aklına gelen her şeyi sorar. İsterse kontenjandan yarısını alır, kimseye bir şey diyemez. Kimse bir şey diyemez. Mülakatlar kameraya kaydedilmiştir. Mülakatta üstün performans gösteren nasıl yetersiz olabilir? Eğer usulsüzlük varsa, yıllar içerisinde sınav komisyonunu oluşturan 40 büyükelçinin sorgulanması gerekir. Yazılı kağıtları değerlendiren, mülakata giren, not veren bunlardır. Hiçbiri sorgulanmamıştır. Böyle uzak gidiyor. ODTÜ'den kimse giremiyormuş. Yalanı söylerken utanmıyor musun diyor. O dönemde girenlerin çoğu ODTÜ, Bilkent, Boğaziçi mezunu. İstatistikler ortada. Gibi çok sayıda maddi delil var. Mesela diyor ki 15 Temmuz sonrası dışişleri sınavında KPSS şartının kaldırılması seni hiç mi rahatsız etmedi? Usulsüzlük olmuyor diyor. Hani çok yaralandığını söylemişti. Bağlı. Peki devam edelim. Dışişlerin sınavından sorumlu müsteşar yardımcı büyükelçi kendi kızını sınavda birinci yapıp dışişlerine alınca yaralanmadın mı? Yani o çok yaralandığını söylüyordu ya. Ekranlarda aklımıza dalga mı geçiyorsunuz diye sormak gerekiyor. Uzatabiliriz. Şimdi bakın yüzlerce KYK'lı isim var dışişleri kökenli ve bu insanlara Ankara'nın göbeğinde işkence yapıldı. Bu hocalar neredeydi o zaman? Sormak lazım. Ve Cumhuriyet tarihinin en yetenekli, en birikimli kadrolarını bu şekilde attılar. Herkesin CV'si ortada. Bu insanların yurt dışına çıkabilenler uluslararası firmalarda üst düzey yönetici pozisyonuna geldiler. Yaptıkları akademik çalışmaları ortada. Yani Harvard mezunu adamları atıyorsun ve sonra diyorsun ki bunlar Türkiye'deki sınavda usulsüzlük yaptılar. Ya adam Harvard mezunu. Dünyanın en iyi okullarına gitmiş insanlar bu insanlar. Yaptıkları işler ortada. Kaldı ki sizin AKP kadrolarından devşirdiğiniz ya da eski o monşer denen kadroların İngilizcelerini, Çaplan'ı da görevdeki herkes zaten görüyor, biliyor. Ama benim dikkat çekmek istediğim şey şu. Bakın en baştaki Ece örneğine dönün. Ya da işte fırıncı 78 yaşındaki bir amcanın başına geleni düşünün. Ve yüzlerce KYK ile ilgili, binlerce KYK ile ilgili yaşanan tablonun ardında bu yalanlar var. Erdoğan rejimi, medyası ve sözüm ona muhalifler rejim söylemleriyle bu yalanları herkesin üzerine boca ettiler ve bu mağduriyetlerle ilgili empati oluşmasını engelliyorlar. İnsanlar şöyle bakıyor, ya zaten soruları çalmışlar, oraya gelmişler, dolayısıyla atılmaları da normal. Peki baktınız mı dosyalarına? Gerçekten bu insanlar sınava girmiş mi? Mesela hiç KPSS sınavına girmeyen binlerce KYK'lı var. Ama adam diyor ki işte çaldınız. İyi de adam hayatta KYK sınavına, KPSS sınavına hiç girmemiş ki. Yani bakıyorsunuz hakkında bir suçlama da yok. Ama KYK'lı fişlemelere göre atılmış. İşte buradaki bu yalanlar bu sürecin en önemli katalizörü oldu. Düşünün böyle şeyler ekranlardan pervasızca boca ediliyor. Milyonlarca insan bu yalanlara inanıp bu yalanlar üzerinden beyin yıkamasına muhatap olup akabinde bu süreçlere sessiz kalıyorlar. O sürecin mağdurları da işte Ece örneğinde olduğu gibi yoğun üzüntüden, sıkıntıdan kalp krizi geçirip hayatını kaybedebiliyor. Bu ve bütün bunlar herkesin gözü önünde oluyor. Evet, yani Türkiye'de birileri bayram yaptı, lüks mekanlarda eğlendi, sınırsızca paralar harcadı. Bir de yüz binlerce insan hayatta kalmaya çalışıyor. İşte Türkiye'nin gerçek tablosu, gerçek gündemi bu. Şimdi bu gündemin bir ayağına geçelim. Türkiye günlerdir AKP'li gazeteci Şebnem Bursalı'nın, AKP'li gazeteci diyorum çünkü AKP'den milletvekili oldu biliyorsunuz ve kendisi Erdoğan ailesinin yakın olmasıyla bilinen birisi. Çok şey söylenebilir, ayrı bir konu ama hani benim de Ankara'da çalıştığım yıllarda tanıdığım, bildiğim birisi. Hani şu an yaşadığı servet, kullandığı pozisyonlarla geçmişini kıyasladığınız zaman acaba dedirtiyor. Şimdi Monaco'da ultra lüks bir yat kulübünde ki oraya girmek herkesin harcı değil. Oraya ultra lüks yat sahipleri girebilir. Çok zengin insanlar girebilir. Ve orada yemek yemenin de
maliyetini tahmin edebilirsiniz. Sadece ıstakozu konuştu insanlar. Ben çok bilmem ama ıstakoz da şarap içilirmiş. Fatih Altaylı'nın yalancısıyım. Ve orada acaba neler içti falan diye de soruyor. Ben açıkçası ne içtiğini merak etmiyorum. Fatih Altaylı onu yazmış işte, acaba onun yanında hangi şarabı içti, ben onu merak ediyorum diyor. Ben masadakileri merak ediyorum açıkçası. Masada hangi üst düzey isimler vardı, başka acaba hangi AKP'liler vardı? Ve en önemlisi orada kimlerin yetkisiyle orada neler yaptılar? Bunların hepsini konuşmak gerekiyor. Ama Türkiye bunu tartışıyor günlerdir. Vay efendim bu insanlar nasıl ıstakoz yermiş? Istakoz yiyebilir. Bence bir sorun yok. Burada sorun iki boyutlu. Birinci boyutu şu. Yani paranız vardır, zenginsinizdir, helal kazanmışsınızdır, vergisini veriyorsunuzdur, gider ıstakozunuzu yersiniz, şarabınızı içersiniz. Tamamen size kalmış bir olay. Buradaki sorun ikiyüzlülük, münafıklık, ahlaksızlık. Şöyle ki, Şebnem Bursalı dahil olmak üzere bütün AKP'liler her yerde işte en son Gazze örneğinden başlayalım. İşte Gazze'de açlık var, çocuklar karınlarına taş bağlıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor deyip İşte kuru ekmek, kefenimizi giydik, yola çıktık falan deyip yıllardır bu söylemlerle oy topluyorlar, siyaset yapıyorlar ama kendi özel hayatlarında Şebnem Bursa'nın görüntülerinde gördüğünüz işte barda eğlenirken görüntüleri de var. Sosyal medyada hayırlı cumalar deyip Egemen Bağış gibi Google'dan ayet sallayıp, affedersiniz ama kendi ifadesi böyle. Bu insanlar öbür taraftan baktığınız zaman orada burada bambaşka bir hayat yaşıyorlar. İkili bir hayat yaşıyor. Paralel evrenlerde yaşıyorlar. Hani bakın tekrar söylüyorum. Bir insan özel hayatında kendi tercihidir. İçkisini içebilir, ıstakozunu yiyebilir, havyarını yiyebilir. Benim meselem değil. Kimsenin de olmaz zaten. Ama siz tam tersi söylemler yapıp ve halkı böyle söylemlerle, Bülent Arınç'ın tabiriyle üterseniz, akabinde perde içinde başka bir evrende, başka bir paralel dünyayı, başka bir karakteri yaşıyorsanız o münafıklıktır, ikiyüzlülüktür, ahlaksızlıktır. Bunu eleştiririz. Eleştirilen konu da bu zaten. Şimdi Şebnem Bursalı'nın yaptığı en temel konu bu. Şebnem Bursalı ile ilgili başka eleştirecek çok şey söylenebilir. Ama buradaki en temel sorun o. Yani insanlar burada Türkiye'de işte bayramda metrobüs bedava oldu diye balık istifi oraya gidip bir yere gitmeye çalışırken sizin milletvekiliniz dünyanın en lüks yat kulüplerinden birinde işte bir porsiyonu belki de bir insanın bir aylık geçim sağlayacak rakamlarla yemekler yiyor. Tabii, şurada şu anekdotu da aktarayım. Ya AKP'lilerde başka çok isim var. Alkol kullanan, işte yurt dışı seyahatlerinde, oranın gece kulüplerinde orada burada gezen. Mesela ben AKP'li bir bakanı çok iyi biliyorum. Washington'dayım 10 yıldır. Washington'a temaslara geldiği zaman Washington'un ünlü gece kulüplerinin caddesinde kaç kez görüldü. Yani işte burada gün içerisindeki temaslarını yapıp akşamları da oralara aktılar. Akabilir, kendi tercihidir ama çıkıp oradan camide işte Kur'an okuyup arkasından gece kulübüne gitmek bana çok ahlaklı bir tavır gibi gelmiyor. Böyle isimler çok. Buradaki en temel eleştiri bu. Tabii bu tartışmanın siyasi boyutuna gelelim. Şimdi siyasi boyutu tabii çok daha enteresan bir hale aldı. Çünkü seçimi Erdoğan kaybetti. İki defa ikinci parti durumuna düştü. Ve parti içerisinde çok ağır eleştiriler var. Mesela Şebnem Bursalı'nın açıklamasına, daha doğrusu paylaşımına çok tepki gösteren AKP'liler var. İşte MKK üyesi Mücahit Birinci diye bir müptezel var biliyorsunuz. Kendisi de önde gelen müptezellerden, ahlaksızlardan birisi. Tam bir skandal bir isim. İşte yüzlerce euroluk atkısı, ne bileyim işte Ferrari arabasını ya da binlerce dolarlık saatini paylaşan birisi. Bu paranın kaynağı ne diye kimse sormuyor nasıl olsa. İşte o ya bu partiden gidin ya da kendinize gelin diye bir paylaşım yapıyor. Şebnem Bursalı yerden yere vuruyor. Bunun başka örnekleri de var. İşte bir Maldivler'de tatil yapan birisi var. Sosyal medyada çocuğa Gazze duyarlılığı yapıyor. Adını da ilk defa duydum bir milletvekili bu arada onu da söyleyeyim. Ve akabinde işte Maldivler'de torunlarıyla tatil yapıyor. Maldivler dediğiniz yer ultra lüks zenginlerin olduğu bir yer ve dünyanın öbür ucu. Yani buralarda para harcamak kolay değil. İşte asıl dikkat çekeceğim bir başka boyutu var bu tartışmanın. Aydın Ünal, Erdoğan'ın eski metin yazarlarından, eski Ankara milletvekili, Yeni Şafak yazarı. Yeni Şafak'ta dünkü yazısında bayağı sert girmiş. Bayağı bayağı sert girmiş. Hatta o kadar sert ki ben orada ifade ettiği bazı kelimeleri burada size ekranda aktaramam. Yani benim şeyime uygun değil, karakterime uygun değil. Diyor ki Aydın Ünal, yazısına dönüp bakabilirsiniz Yeni Şafak'ta. Oradan bir bölüm ekrana getireyim. Diyor ki Erdoğan acımasız davranır. Erdoğan'a akıl veriyor. Çeteleşmeleri, gruplaşmaları dağıtır. Lejyonerlerden,
asalaklardan, asalak ifadesine bakın, mahalleyi temizler, samimiyeti, tevazu yeniden egemen kılarsa, kime asalak diyor sorusunu sormak lazım. Özgürlükçü ve kucaklayıcı bir dil yeniden inşa ederse, imkansız. Külliyeden kibirle sallanan parmakları kırarsa, kibirle sallanan parmaklardan kasıt, bakın külliye dediği yani Erdoğan'ın kaçak sarayı, külliyeden kibirle sallanan parmakları kırarsa Mehmet Uçum'u kabul işaret ettiği herkesin malumu. Örneğin Monaco'dan ıstakoz fotosu paylaşan sızıntılarla hesaplaşırsa, hani Şebnem Bursalı'ya uygun gördüğü tabir bu. Mahalle yanarken saçını tarayanları, şimdi Google'a girin, mahalle yanarken saçını kim tarar diye sorun. Hani bu ifadeyi ben size burada bu ekranda ifade etmeyeyim ama kimi kastettiğini hepiniz hemen anında görürsünüz. Mahalle yanarken saçını tarayanları kapının önüne koyarsa, şimdi Aydın Ünal kimlere o ifade etmek istemediğim kelimeyi kullandı diye sormak lazım. AKP içerisinde birçok kadın milletvekili bundan rahatsız olur muhtemelen. Olmalıdır da. Kimi kastediyor sormak gerekiyor. Ve Aydın Ünal Erdoğan'a reçeteyi sunuyor. Aydın Ünal'ın reçetesi bayağı sert. Erdoğan'a peki burada Aydın Ünal'ın reçetesinin eksiği ne? Temel sorun şu. AKP'liler, Mehmet Metiner gibi başka bir müptezel var. Yani dosyasını açsanız kapatamazsınız. O kadar rezalet gibi isimler eleştirilerde bulunuyor. Ama hiç kimse Erdoğan'a bir şey diyemiyor. Sorunun kaynağı Erdoğan ama AKP'liler Erdoğan'a bir şey diyemeden etrafındaki insanlara bir bakıma tabiri caizse çemkiriyorlar. Böyle garip bir cesaretsizlik, ikiyüzlülük örneği daha. Ya bir dakika, yani sorunun kaynağı burada. Sorunun kaynağı bizzat sarayda oturuyor. Sorunun kaynağını eleştirmeden sorunu eleştiremezsiniz sayın AKP'liler diyelim. Ve şu soruyla başka bir gündeme geçelim. Aydın Ünal'ın mahalleye inerken saçını tarayanlar da kastettiği AKP'liler kimler? Bence ciddi anlamda tartışma doğuracak bir ifade. Evet, buradan tekrar gündemlere devam edelim. AKP içerisindeki kavgalar, havuz medyasındaki çatışmalar bitecek gibi değil. Bitmesi de zaten çok normal. Bitmesini de zaten beklememek lazım. Çünkü rant üzerine inşa edilen ortaklıklar ortada rant kalmadığı zaman birbirlerine yönelirler. Bu da bir realite olarak önümüzde duruyor. Şimdi gündeme geçelim. İsrail ile ilgili ticaret malum gündemin en temel konularından bir tanesi. Türkiye, Erdoğan rejimi bir taraftan Gazze için mitingler yaparken öbür taraftan aile gemileri başta olmak üzere AKP ve MHP elitleri akın akın İsrail ile ticaret yapmaya devam ediyor. Her şeye rağmen bu ticareti engelleyen herhangi bir güç yok. Tam gaz devam ediyor bu ticaret. Her şeye rağmen gözleri o dolar yeşilleri sebebiyle dönmüş vaziyette ve asla durmuyorlar. Bütün bu rezaletin ortaya dökülmesine rağmen durmuyorlar. Durmamakta devam ediyorlar. Hatta ben geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında bir belge yayınladım. Birden fazla belge. Orada İsrail gümrük kayıtları var. Yani Türkiye'den giden gemilerin İsrail'e giriş belgeleri. Dolayısıyla onlar da Türkiye'den çıkan belgeleri teyit ediyor. Hatta bu gemiler Filistin'e gidiyor, İsrail'e gitmiyor yalanını da çöpe atıyor. Yani pervasız yalan söylemeye devam ediyorlar. Bu durumda DEM Parti milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu çok önemli bir hamle yaptı. Tam bir turnusol hamlesi. Şöyle ki, İsrail ile Türkiye arasındaki ticaretin yasaklanması için meclise kanun teklifi sundu. Evet, kanun teklifi sundu. Eğer madem öyle, buyurun kanun teklifi yapalım. Hani engelleyemiyorsunuz madem, ki o da büyük bir yalandan ibaret. Buyurun kanun teklifini sunalım dedi. Gerekçesinde uzun uzun anlattı ve gerekçesinde işte ticaret kesilirse Gazze'deki durum, İsrail'e yaptırım sonuç verir, Gazze'de durumu iyileştirir gibi bir öneri var. Bakın ne olacağını söyleyeyim. AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedilecek. Bugüne kadar olan bütün konular gibi. Yani düşünün, 15 Temmuz yolsuzluklar, onlar bunlar, bütün bu kritik konularda mesela İliç faciasıyla ilgili araştırma önergesi verirsin, AKP MHP oylarıyla reddedilir. Sayısız örneği var. Burada da aynı şey yapılıyor. Burada da aynı şey olacak. Bundan emin olabilirsiniz. Ankara'da derin bir kriz var. Gerçekten enteresan bir süreç. Yani ben enteresan bir şekilde bu sürecin uzamasından şaşırmış vaziyetteyim. Şöyle ki, biliyorsunuz Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, biliyorsunuz Erdoğan'ın eliyle seçip koyduğu birisi, önemli bir isim. Erdoğan'ın yakın halkasındaki iş adamlarıyla akrabalı olan kritik bir isimdi. 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta sona erdi. Neredeyse birinci aya giriyoruz.
Yargıtay Başkanlığı seçimi yapılıyor. Bugün 16. turu vardı. 16. turda da sonuç çıkmadı. Bu çok normal değil. Yargıdaki çekişmeleri, gruplaşmaların hayli derin olduğunu gösteren önemli bir şey. Yarın 17. tur var. 17. turda da sonuç çıkabilir mi, çıkmaz mı bilmiyoruz. Çünkü ortada ciddi bir kutuplaşma var, ciddi bir ekipleşme var ve bu süreç Erdoğan'a rağmen devam ediyor. Bu da son derece enteresan. Hani Erdoğan seçimi kaybetti, gücünü kaybediyor, sağlığı da sıkıntılı. Böyle durumlarda gruplar, gruplaşmalar, ekipleşmeler daha belirgin hale gelir. İşte şimdi Ankara'da da, yargıda da bu konu konuşuluyor. Çünkü bu konu yargıda devletin bundan sonraki sürecine dair nasıl ilerleyeceğini, ertelenen, ötelenen, üzeri örtülen AKP-MHP kavgasının seyrini de çok önemli derecede etkileyecek önemli bir gelişme. 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ile 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez yarıştı, yarışmaya devam ediyor. Yargıtay'da usulen 348 üyenin 175'inin oyunu alması gerekiyor. Başkan seçilecek kişinin şu ana kadar bu rakama ulaşan yok. Bu da tam anlamıyla Ankara'daki güç mücadelelerinin bir yansıması. Güç mücadeleleri bakalım nereye evrilecek. Yarın dediğim gibi 17. turu izleyeceğiz. Evet, CHP bugün Yüksek Seçim Kurulu'nun önündeydi. Yüksek Seçim Kurulu da Hatay seçim için yeniden itiraz etti CHP ve bu seferki başvurularının gerekçesi tam kanunsuzluk. YSK'ye itirazda bulundu. Biliyorsunuz Hatay seçimini AKP'li Metin Öntürk %44,48 ile oy alıp kazanırken CHP'nin adayı, o çok tartışılan isim Lütfü Savaş 44,05 ile, yani arada çok küçük bir fark var, kazanmıştı, şey kaybetmişti pardon. Ve AKP kazanmıştı. İşte CHP'ler bugün tam kanunsuzluk sebebiyle başvurdu ve iddiası şu: CHP'nin 3.389 ölü seçmene oy kullandırtırıldı. Bu gerçekten çok enteresan bir durum. Çünkü ölmüş, öldüğü kayıtlarda oynamalarla bu insanlara, sahte seçmenler onlar adına oy kullanmışlar. 3.389 aradaki farktan çok farklı. Yani düşünün, aradaki fark 3.000 361, 3.389 ölü seçmene, tam böyle ince hesap yapmışlar, oy kullandırdılar ve böylece seçimi sonucu değişmiş oldu. Tabii ölülerin hepsinin AKP'ye oy kullandığını tahmin etmek zor değil. Ve bu seçimin, Yüksek Seçim Kurulu seçimi normal karşılamıştı, normal bulmuştu. Çünkü Yüksek Seçim Kurulu da Erdoğan'ın eliyle özel olarak seçip koyduğu isimlerden oluşan bir yer. Bakalım burada bu sefer ne diyecek Yüksek Seçim Kurulu, takip edeceğiz. Dış politikaya geçelim. Dünya hafta sonunda tam anlamıyla bir dünya savaşının demosunu yaşadı. Kimilerine göre tiyatro yaşandı, kimilerine göre piyasanın gazı alındı. Ama enteresan bir durum. Biliyorsunuz İsrail, İran'ın Suriye'deki konsolosluğunu hedef almış ve aralarında iki generalin de olduğu önemli isimleri öldürmüştü. Her şeyden önce şunu ifade edelim: İsrail'in bu yaptığı kanunsuzdur, barbarlıktır. Çünkü konsolosluk dediğiniz yer bir devletin egemenlik temsil edildiği yerdir ve siz Suriye'deki İran konsolosunu vurursanız bu İran'a saldırmaktır, İran toprağına saldırmaktır. Bu hangi ülke olursa olsun konsolosluğu vuramazsınız. Vurduğunuz anda bu bir savaş sebebidir. Yani İran da zaten bu savaş sebebi olarak buna cevap vereceğini ifade etmişti. Beklenen cevap geldi ama açıkçası ne izledik konusu tartışılan bir konu. Çünkü İsrail ve karşı 290 füze, 160 İHA ile bir saldırı gerçekleştirdi. Ama saldırılarda, yani saldırılar görsel şov dışında bir şey yapmadı. Beklenmiyordu da zaten. Çünkü drone dediğiniz şey, hani İran'la İsrail'in kara sınırı yok, aradaki ülkeleri açıp gelinceye kadar zaten hepsi imha edildiler. Hani böyle bir hamle yapıldı. Gelinen noktada Amerika İsrail'e tepki cevap verme, rahat dur mesajı verdi. İran'da, yani biz ileriye geçmeyeceğiz, hamlemizi yaptık, cevabımızı verdik şeklinde oldu. Böylece dostlar alışverişte mi gördü, taraflar birbirinin gazını mı aldı tartışması dünya kamuoyunda devam ediyor. Ama bir taraftan da şu risk var: dünya bir savaşın eşiğine, Orta Doğu'da yeni bir savaşın eşiğine de geçmiş olabilirdi. Bunu da açıkçası ciddi ciddi ifade eden insanlar var. Şu haliyle söyleyeyim, hani gelinen noktada İran cevabını verdi. Burada durursa tartışma belki dizginlenir, belki durur. Ama İsrail'in bu şekilde egemenlik haklarını ihlal ederek sağa sola saldırması da çok kabul edilebilir bir durum değil. Dolayısıyla tartışmalar devam edecek gözüküyor. Ama dünyanın
nefesini tuttu, bu gelişmeleri izliyordu diyebiliriz. Bakalım nereye gidecek, göreceğiz. Okyanusun bu tarafına Amerika'ya geçelim. Amerika'da herkesin gözü bugün New York'ta. Neden? Çünkü Trump mahkeme önünde. Diyeceksiniz ki Trump sürekli mahkeme önünde zaten. Doğru, ama bu sefer ilk kez eski bir Amerikan başkanı tarihte ilk defa ceza davasında yargılanıyor ve bugün sabah saatlerinde yerel saatle New York'taki meşhur mahkemeye geldi. Orada duruşma başladı. Bu duruşmanın hikayesi ne? Duruşma şu, konu şu. Biliyorsunuz Trump'ın çok davası var. İkisi federal düzeyde, ikisi eyalet düzeyinde. Şu an 4 dava devam ediyor. 90 küsur suçlama var. 2016 yılında başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce avukatı aracılığıyla bir porno yıldızına ödeme yapmıştı. 130 bin dolar sus payı ödemesi ve bundan dolayı yalan söylemişti ve bu paranın da kampanya parasından olduğu iddia ediliyordu. İşte buradan yargılanıyor Trump. Ve Trump bunu bir siyasi cadı olarak tanımlıyor ama mahkeme hiç öyle düşünmüyor. Savcının elindeki bilgiler, belgeler de son derece sağlam. Burası tabii önemli çünkü Trump şu anda Cumhuriyetçilerin adayı ve başkanlığın en güçlü favori adayı diyebiliriz. Çünkü Biden'ı destek her geçen gün düşüyor, Trump her geçen gün yükseliyor. Enteresan bir tartışma. Yani bir taraftan davanın kendisi enteresan, öbür taraftan davanın Amerikan seçimlerini nasıl etkileyeceği, etki yapacağı da önemli bir tartışma konusu. Ve bu tartışma sonunda şunu da söyleyelim. Trump suçlu bulunsa bile, ki çok kuvvetle muhtemelen suçlu bulunacak, öyle gözüküyor. Ceza almayabilir, mahkemesi ceza alsa bile başkanlık yarışını etkilemez, etkilemeyebilir. Çünkü başkanlık seçimine katılmasını engelleyecek bir durum olmaz. Ama bu durum tartışmaları büyütür. Kendini affedecek mi tartışmasından tutun, seçime girip giremeyeceğine kadar bir sürü tartışma devam eder. Ama net olan bir şey var. Amerika tarihinde ilk kez bir başkan, eski başkan daha doğrusu, ceza davasında yargılanıyor ve hakimin önünde. Ben de işin açıkçası şu tarafını daha çok önemsiyorum. Amerikan başkanı bile olsanız, çok zengin olsanız, dünyanın en güçlü adamlarından biri olsanız bile hukuktan üstün değilsiniz. Gerektiğinde hakimin önüne çıkıp orada sıradan bir insan gibi mahkemede hesap verebiliyorsunuz. Amerikan sisteminin güzelliği de burada. Evet, bugün 15 Nisan, Nisan ayının ortasına geldik. Güzel haberlerimiz yok. Maalesef Erdoğan rejimi size güzel haberler vermemize engelliyor. Ama biz Türkiye ve dünya gündemini takip edip, yorumlayıp size aktarmaya devam edeceğiz. TR724 ekranlarında kalın. Lütfen yorum yazın. Yayının bir parçası olun. Çünkü YouTube algoritması için bu çok önemli. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.